Bunlar yeni malzemedir. Bir de Osmanlı kehribarı vardır onlar. Osmanlı kehribarı da bundan tabii 100-120 yıl önce Avrupa'dan bize gelmiş, Osmanlı'ya gelmiş. Orada tesbih ve kolye olaraktan, takı olaraktan kullanılmış. Ama günümüze formülü ulaşmamış. Yani gizli kalmış veya aktarılmamış bir tesbih cinsidir. Efendim merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim isim Savaş Çiftçi. Yaklaşık 6-7 senedir tesbih ile uğraşıyorum. Kendim tesbih ustasıyım. Tabii usta demek için biraz daha erken ama hani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyorum diyeyim. O şekilde devam ediyorum. Peki Savaş Bey, en çok bilinen tesbihler nelerdir? Bize bunlardan bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, yani tesbih Türkiye'de, yani Türk kültürü olarak tesbih önemli bir yer arz ediyor. Aklınıza gelebilecek bütün malzemelerden tesbih yapılmaktadır. Yani yeter ki o tesbihin tornaya girebilecek şekilde o sertliğinin olması lazım. Yani örnek verecek olursak, işte ağaç grubundan tutun, hayvansal ürünler dediğimiz, yani hayvansal ürün demek işte kemiktir, boynuzdur, işte deniz ürünleri mesela mercandır, incidir. Bu tip şeylerde mesela balinanın kalıntılarının böyle fosillerinden, kemiğinden bile tesbih yapılıyor. İşte kılıç balığının o kılıcı, burnundaki kılıcından yapılıyor. Ondan sonra günümüzde tabii daha çok duyulan, ismi bilinen işte kehribar dediğimiz ürünler var. Yani dediğim gibi o sertliğe ulaşabilecek bütün malzemelerden tesbih yapılmaktadır. Peki kehribara değindiniz. Kehribarın özellikleri nelerdir? Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi kehribar dediğimiz malzeme iki çeşittir. Birincisi sentetik olarak kehribar adı verilen, işte ateş kehribarı, sıkma kehribarı dediğimiz ürünler. Diğeri de fosilleşmiş çam reçinesinden yapılan ürünlerdir. Onları da göstermek gerekirse şunlar. Bunlar mesela 40-50 milyon yıl önce çamlarda oluşan o reçinenin toprak altına karışıp günümüzde maden olarak yer altından çıkarması oluşur. Mesela şöyle kamera çekiyorsa şurada bir sivrisinek fosilimiz var. Belki de bu 40-50 milyon yıl önce oluşmuş. Salgılanırken içine tutunup kalmış. Sonra da bu şekilde çıkarılmış bir ürün. Bu tamamen çam reçinesinin içerisinde herhangi bir katkı malzemesi yok. Bu çok değerli bir malzeme. Gramla satılan bir malzeme. Yıllar öncesinde, tarih öncesindeki kazılarda mesela bu Mısır antik kazılarında yapılan şeylerde mesela böyle kireçlerin mezarlarında dahi kehribar takılara rastlanmaktadır. Yani o zamandan beri günümüze kadar bu kehribara olan düşkünlük halen devam etmektedir. Bunların tabii takıdır, tesbihtir, kolyedir, küpedir bunun yanından ziyade şifalı bir özelliği de olması dikkat çekmektedir. İşte bayanlarda kolye olarak takıldığında guat hastalığına iyi geldi. İşte çocuklarda diş çıkarma esnasında vücut ateşini aldı, sakinleştirdi. İşte solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldi. Bu malzemenin bilinmektedir. Birincisi bu şekilde çam reçinesinden oluşan kehribar. Diğerine gelecek olursak ateş kehribar, sıkma kehribar dediğimiz tesbihler. Bunlar da 6-7 tane kimyasal maddenin birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bunlar yeni malzemedir. Bir de Osmanlı kehribarı vardır onlar. Osmanlı kehribarı da bundan tabii 100-120 yıl önce Avrupa'dan bize gelmiş, Osmanlı'ya gelmiş. Orada tesbih ve kolye olaraktan, takı olaraktan kullanılmış. Ama günümüze formülü ulaşmamış. Yani gizli kalmış veya aktarılmamış bir tesbih cinsidir.